Merhaba arkadaşlar İttihat ve Terakki ve Masonluk kısmının Masonluk bölümünden devam ediyoruz. Asıl mevzudan kopmamak için bir hatırlatma yapmam lazım. Mevzumuz aslında Sultan Abdülhamit ve Bediüzzaman Hazretleri. Yani Sultan Abdülhamit üstünden Bediüzzaman Hazretlerinde iftiralar yapılıyor. Bu mevzu ele alabilmemiz için tamamen anlayabilmemiz için Sultan Abdülhamit Hanın ve Bediüzzaman Hazretleri'nin İttihatçılarla münasebetlerini Anlamamız lazım e, İttihatçılar da Masonlukla alakalılar Dolayısıyla Masonluk mevzusunu Kavramamız lazım evet. Masonluk anlaşılmadığı müddetçe ki Bu memleketin Dindar da dahil %99'u Masonluğun ne olduğunu Bilmiyor. Ben de bilmiyordum Bu vesileyle araştırarak Öğrenmiş oldum. Bu konuda Söz sahibi tekrar hatırlatayım yani ayrıntılı, delilli bir şekilde e, Tek kaynak diyeyim yani Benim gördüğüm tek kaynak Hürol Taşdelen'in e, linkini falan paylaştığım e, Ve istifade ettiğim, şu anda da oradan alıntılar yaptığım yer Hürol Taşdelen'in e, sanal kitabıdır Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim Mason tarikatı kökü neye dayandırılır? Mason tarikatı tarihi kökleriyle birlikte yeniden tanımladığı Haçlı ideolojisini, şövalyeliği ve yeni bir yeni bir inancı önermektedir. Essenilerden tapınakçılara tek devlet, tek din anlayışı içinde mason tarikatının inanç sistemini. Kavga özünde feodalizmin egemen sınıfı soylular ve tanrı adına işbirlikçisi katolik kilisesi karşısında kapitalizmin egemen sınıfı burjuvazi ve mason tarikatı. Mason tarikatı ile Katolik kilisesi arasındaki ölümcül kavganın temeli sınıfsaldır ve ekonomiktir. Mason tarikatı aydınlanma döneminin bir kurumu olmakla birlikte dinin toplum içinde gücünü doğru olarak anlamış ve öğretisini olabildiğince eskilere Yahudi, Hristiyan din ve kültürü çerçevesinde eskicil simgelere dayandırmış. Bu nedenledir ki Burjuvazi işbirlikçisi bilim insanlarını ve şehirli aydınların kurduğu örgütü inşaat işçileri duvarcı ustalarının loncalarını bir kalıp olarak sahiplenmiş kuruluşunu da olabildiğince belirsiz ve mistik bir geçmişe götürmüştür. Mason Celil Laik de bunu şöyle açıklamakta. Hürmasonluk ne zaman, nerede ve neden ilk defa teşkilatlanmıştır? Bu üç soruya tek cevabımız vardır. Bilmiyoruz. Şimdiye kadar bu konu üzerine harcanmış tüm kağıt ve mürekkebe rağmen bilmiyoruz. Konu iyi niyetli ancak yöntemleri tartışılır tarihçiler tarafından çıkmaza sokulmuştur. Bilinçli olarak masonlar tarafından çıkmaza sokulmuştur. Amaç da budur. Belirsiz ve olabilen en eski tarihe adresleyebilmek için yöntem de budur. Peki Masonların örgütlenmesi nereye dayanıyor? Masonlar örgütlenme ve öğretilerinin temelleri sayılan içrek yani batini, ezoterik ve eriştirme yani tekris geneleğinin Kadim Mısır'dan başladığı Platon üzerinden Masonlara geldiğini söylerler. Ancak Mason tarikatının Kadim Mısır ile hiçbir ilişkisi yoktur. Geleneği ve yöntemleri gerçekte Kadim Mısır'dan almış olan Orta Doğu Yahudi ve Müslüman tarikatlarıdır. Masonlar da onlardan almışlardır. Mason tarikatının kurucuları kökenlerini ne kadar eskiye götürürlerse Katolik kilisesi karşısında o kadar güçlü olacaklarını ve toplumları etkileme gücüne ulaşacaklarını bilmekteydiler. Mason tapınağında güneş ve ay locada doğuda yer alırlar ve locada tüm lambalar kapalı olsa bile güneş ve ay simgeleri ışıldarlar. İnsanoğlu başını göğe çevirdikten sonra en güçlü ilah, ilah olarak haşa güneşe inanmıştır. Kendilerinin güneşi izlediklerini söylerler. Amerika'yı işgal eden beyaz adam da güneşi izlemiştir. Onlar güneşin çocuklarıdırlar ve güneş gibi doğudan gelip batıya giderler. Tarihçiler Yahudi inanç ve kültürü için toplayıcı tanımını kullanırlar. Kendilerinin üretmediği ama öğrendikleri birçok simge kültürel değer İnanç öykülerini alıp benimsemiş ve sonra da kendilerinin olarak sunmuşlardır. Peki mason ve İngiliz din anlayışı nedir? Bir de ona bakalım. İngiliz din anlayışı mason tarikatı büyük locada ortaya çıkar diyor. Yahudi Hristiyan dinleri aynı yapının katlarıdır masonlarca. Masonluk Yahudi Hristiyan katmanlarını bir kabul edip köklerinden yeni bir din tanımlamıştır. Yoksa Hristiyan bir dünyanın kurumu, tarikatı niye bu kadar yoğun Yahudi dini üzerine kursun, simgelerini, alegorilerini kullansın? İngilizlerin din inancına bakalım. İngilizlerin dini inançları içinde güçlü biçimde ataları güneşi izleyerek doğudan gelip batıya gelmişlerdir. İngilizler Roma ve sahiplendiği daha doğrusu İznik konsülünde biçimlendirildiği Katolik Hristiyanlığı ile bütünleşmemiş bir toplum olarak köklerini doğuda ararken Yahudilerin ilahını ve peygamberini de kendilerine aktarmışlardır. Elyadi bu konuda şöyle söyler. Gerçekten Öncülerin batıya doğru itilişleri, hikmetin ve hakiki dinin doğudan batıya muzafferane şekilde seyrini ihtiva ediyordu, içeriyordu. Yakın bir zamandan beri protestan ilahiyatçıları batıyı ahlak ve maneviyat gelişimi ile bir tutma eylemindeydiler. Hatta bazı ilahiyatçılar Hazreti İbrahim'in ahit sandığını İngilizlere transfer etmişlerdi. İngiliz ilahiyatçısı William Crashaw'ın yazdığı gibi artık İsrail'in tanrısı İngiltere'nin tanrısıydı. 1583'te Sir Humphrey Gilbert şayet İngiltere bir takım geniş ve sevimli topraklara sahip olmuşsa şüphesiz bu tanrının sözü sayesinde olmuştur. Yani doğunun parçası olan tedrici şekilde yavaş yavaş batıya doğru ilerleyen din sayesinde çok muhtemeldir ki bu din orada duracaktır diye teminat veriyordu. İngilizlerin tarihin belirli bir döneminde Romalılar tarafından işgal edildikleri, Roma'nın fıtrî işbirlikçisi ve feodalizmin dinaya Katolik Kilisesi ile hiçbir zaman yakın olmadığı dikkate alındığında İngilizlerin Roma ve Katolik Kilisesi düşmanlığının tarihsel kökleri anlaşılabilir. Mason tarikatının köklerinde geleneksel Yahudilikten farklılaşan ama Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ilahına giden bir din anlayışı var. Tapınakçıların Süleyman Tapınağı'nın altında ne aradıkları ve buldukları sonrasında son dönemlerde Kumran yazıtları olarak adlandırılan yazıtlar Esseni Tarikatı, Dürziler, Tapınakçı Tarikatı parantez içinde arkasında Siyan Tarikatı, Gül Haç, Görünmez Kolej ve Kralet Topluluğu düşünülünce şövalye kültürü, ilişik tarikatçılık ve Hazreti Musa, Hazreti Süleyman'a giden bir din anlayışı. İngilizlerin mason tarikatı içinde aydınlanma projesi olarak oluşturulan din inancı. Tarikatın 1700'lerde kuruluşun temellerinden fırışkırdığını söyleyebiliriz. 1723 Mason Anayasası'nda Hristiyan tanımı kullanılmaz. Hristiyan olmak kaydını kaldırıp bütün insanların üzerinde birleştikleri bir inanca sahip olmayı yeter saymasıyla değiştiği tarihini görürüz. Tüm insanların üzerinde birleştiği bir inanç yok. Anderson hangi dini işaret ediyor? Masonların bir kısmı Hristiyanlığı işaret ettiğini söylüyor. Öncelikle bizim tüm insanların üzerinde birleştiği bir inanç yok. Mason Anderson o dönemde Müslüman, Budist, Şaman, Zerdüşt, Mani ve diğer inançta olanları insan bile saymıyor. Biraz derinlemesine inceleyince nesler bakınca Yahudilik ve Hristiyanlık katmanlarının ayrışmadığı, Yahudi İsa aleyhisselam ile devam eden bir inanç olduğu görülüyor. Öyle ya, bütün insanların üzerinde birleştikleri bir inançtan söz ediliyor Mason anayasasında. İlahiyatçı akademisyen Bekir Zakir Çoban şöyle diyor: Bununla birlikte dönemin Yahudileri arasında Tevrat'ta ifadesini bulan bazı temel inanç unsurlarının varlığı muhakkaktır. Bunlardan en başta geleni ilah inancıdır, tanrı inancıdır. Dini hayatın merkezinde ise mabet vardır. Diğer yandan Yahudi kanunu özellikle Ortodoks Yahudiliğin ana bünyesini oluşturan Ferisiler nezdinde hayati bir öneme sahiptir. Bunu ilaveten şimdi olduğu gibi o dönemde de Yahudilik bu dünya ile son derece ilgili bir din görünümündedir. Öyle ki bu dini asıl unsurları itibariyle tarihten ve siyasetten ayrı düşünmek neredeyse mümkün değildir. Önemli dini görüngülere ya tamamen bu dünyaya yöneliktir ya da bunların bu dünyaya yönelik bir tarafı mevcuttur. Yahudi kutsal metinlerine baktığımızda da çoğunlukla bir milletin dini ve siyasi mücadele tarihini görürüz diyor. Bekir Zakir Çoban önemli tespitlerini sürdürüyor. Hazreti İsa sonradan Hristiyan teolojisinin tasvir ettiği biçimiyle kurtarıcı bir barış elçisi değildir. Yahudi Mesih geleneğiyle uyum arz eden siyasi ve dini bir aktördür. İncillerde de bunun izlerini görmek mümkündür. Dönemin bazı Yahudileriyle çatışmaya girmişse de o aslında ferisi geleneğine mensup bir Yahudidir ve Yahudilikten hiçbir zaman ayrılmamıştır. Onun amacı yeni bir din kurmak değil, var olan inancı ihya etmektir, hayatlandırmaktır. Bu düşünce Hz. İsa'nın önceki peygamberlerin çizgisini devam ettirdiğini ve Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderilmiş olduğunu beyan eden Kur'an-ı Kerim'e de uygun bir yaklaşımdır diyor. Bu değerlendirme masonların ayinlerinde Yahudi dininin kıyaslanamaz ağırlığını açıklıyor. Mason tarikatını kuranlar Bernard Lovis'in ifade ettiği gibi aynı katmanları benimseyip Hristiyanlığı yeni bir din olarak kabul etmeyip hatta Katolik kilisesi de karşı savaşırken kilisenin çarpıtmalarına karşı Yahudi kökeni dönüşerek devam eden Hristiyanlığı benimsediler. Mason tarikat toplantılarında açılan kutsal kitap, Tevrat ve İncil'i ikisini birden içermektedir. Roma ve oluşturduğu Katolik Kilisesi, Hazreti İsa'yı öldürdükleri için Yahudileri suçlamış, lanetlemiştir. Hala da bu lanet geçerlidir. Oysa bugün, bilimsel gelişmelerin ve yeni bulunan bilgilerin ışığında Hazreti İsa'nın Yahudi önder olarak isyan başlattığı ve Yahudiler tarafından değil, Pagan Roma tarafından öldürüldüğünü göstermektedir. Yaklaşık 200 yıl sonra Hristiyanlığı kendilerine göre yapılandıran Romalılar Katolik kilisesini kurarken suçu Yahudiler atmış. Oysa Hazreti İsa Yahudiliğin bir tarikatında eriştirilmiş bir İbrani Mesih olup Romalılar tarafından öldürülmüştür. Bu gerçeği büyük olasılıkla tapınakçılar zamanından bu yana bilenler Mason tarikatını kurarken Roma ve Katolik Kilisesi dinine değil, benimsedikleri Yahudi Hristiyan katmanlarını da içeren tek dine inanıyorlardı. Parantez içinde Hazreti İsa Aleyhisselam öldürülmedi, malumunuz. Hazreti İsa Aleyhisselam hayatta. Şu anda da hala hizmetiyle meşgul. Parantezi kapattık. Mason tarikatının dini anlayışını kurumsal boyutta konuşurken bir de uygulamada somut bir gerçeklik var. Mason tarikatının kuruluşundan önce Avrupa'da durumları son derece berbat olan, hatta Britanya'da meyhane topluluklarına bile alınmayan Yahudilerin toplumsal durumu değişir. Hollandalı zengin Yahudilerin para yardımında bulundukları 2. Charles İngiltere tahtına geçince artık Yahudilerin yeniden İngiltere'ye dönmeleri de hiçbir engel kalmaz. Bu gelenlerin çoğu İspanya'dan Hollanda'ya göçmüş, özellikle aydın kimselerdi ve çarçabuk saygı gören bir topluluk meydana getirdiler. Bu sebeple daha 1723 ve 1725'te loca listelerinde Yahudi adlarına rastlamaktayız. Hatta Yahudilerin devamını kolaylaştırmak için pazar günleri toplanan bir loca bile kurulmuştu. Bu loca Cheapside'da gül meyhanesinde toplanıyordu ve üstadı enfiye tüccarı Daniel Del Valla idi. Masonluğun Yahudilikle ilişkisi yoktur diyen Mason veya harici beyler. Dil ve devlet farklılıkları Masonluğu parçalayabilir. Bunun önüne geçmek için de hepsinin üstünde İngiltere Birleşik Büyük Locası'na tapmak gerekir diyor. Vakit ilerlemiş. Şimdi dedik burada bırakıyoruz arkadaşlar.